Hocam bunlar gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Sanıyorum lise matematik derslerinin vazgeçilmez cümlesi bu olsa gerek. Olasılık hesabı, geometri, cebir, bilinmeyenler ve daha nicesi. Peki ya size matematiği kullanarak lotoyu alt edebileceğinizi ve milyonlarca dolar kazanabileceğinizi söyleseydim? Bakın burada farazi bir şeyden bahsetmiyorum ha. Size bugün sadece matematik yardımıyla sayısal lotodan 26 milyon dolar kazanan bir çiftin gerçek hikayesini anlatacağım. Belki o derslere biraz daha fazla kulak vermek için bir bahane olur. Hazırsanız başlayalım. Sayısal lotoyu kazanma ihtimaliniz ne kadar derseniz, bu tabii ki oynadığınız oyuna göre değişiyor. Ama tipik bir sayısal loto oyununda 1'den 49'a kadar olan sayılardan 6 farklı sayı seçmeniz ve çekilişte çıkan sayılarla tutturmanız gerekiyor. Eğer lisede matematiğe birazcık kulak astıysanız, 1'den 49'a kadar olan sayılardan rastgele seçilmiş ve eşsiz 6 sayıyı tutturma ihtimalinizi 49'un 6'lı kombinasyonunu kullanarak hesaplayabileceğinizi biliyorsunuz. Burayı lise matematik dersine çevirmek istemiyorum. Dolayısıyla direkt olarak nasıl hesaplayabileceğinizi söyleyeceğim. 49 faktöriyel bölü 43 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. Burada 49 faktöriyel bölü 43 faktöriyel bize 49'un bütün 6'lı permütasyonlarını veriyor. Permütasyon, dizdiğiniz şeylerin sırası önemliyse kullandığımız bir araç. Ama önemsizse, ki lotoda sayıları hangi sırayla çektiğinizin hiçbir önemi yok, o zaman permütasyonunuzu 6 nesne olduğu için 6 faktöriyele böldüğünüzde de 49'un bütün 6'lı kombinasyonlarını elde ediyorsunuz. Kombinasyon da dizdiğiniz nesnelerin sırası önemli değilse kullandığınız bir araç. Ki sayısal loto az önce de söylediğim gibi çoğu zaman böyle bir örnek. Bu arada hatırlamayanlar için faktöriyel dediğim şey 1'den o sayıya kadar olan bütün doğal sayıların çarpımı demek. Mesela 10 faktöriyel 1 kere 2 kere 3 kere 4 kere bu şekilde 10'a kadar tüm sayıları çarptığınızda elde ettiğiniz sayı. Yani 3.628.800. Her neyse, 49'un 6'lı kombinasyonlarını hesapladığınızda 13.983.816 elde ediyorsunuz. İşte 49 sayıdan oluşan ve 6 sayıyı tutturmanız gereken bir sayısal lotoda kazanma şansınız yaklaşık 14 milyonda bir kadar. Tabii ki Türkiye'deki sayısal loto klasik bir lotodan çok ama çok daha düşük ihtimalli bir oyun. Çünkü bizde 49 sayıdan değil tam 90 sayıdan 6 tanesini bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hesabımız 90 faktöriyel bölü 84 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel oluyor. Bunu hesaplarsanız kazanma ihtimaliniz öyle 14 milyonda bir değil, tam 622.614.630'da bir olduğunu görüyorsunuz. Bu o kadar akıl almaz düşüklükteki bir ihtimal ki, şöyle düşünün, 80 milyon kişinin hepsi bir tane bilet alacak olsa bile, herhangi bir çekilişte 6 sayıyı bilen bir tanecik kişinin çıkma ihtimali sadece %11 olurdu. Bir diğer deyişle, Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamının çekilişe katıldığı bir sayısal loto oyununda bile %89 ihtimalle büyük ikramiye bir sonraki çekilişe kalıyor. İşte burada matematiğin gündelik hayatta ne işe yaradığının somut bir örneğini görüyoruz. Sayısal lotoya bel bağlamak çılgınlık. Hele hele bir oyunda birden fazla bilet almak daha da büyük bir çılgınlık. Zira 622 milyonda bir ihtimalle kazanacağınız bir oyunda bir yerine iki bilet aldığınızda şansınızı iki katına çıkarıyorsunuz çıkarmasına, ama bu kadar düşük olasılıklardan söz ederken bir kat şans ile iki kat şans arasındaki fark önemsenmeyecek kadar az ve pratik olarak sıfır oluyor. E ama kazanan kazanıyor diyeceksiniz. Elbette kazanıyor. İşte bu insanın olasılıklarla ilgili en büyük zaaflarından biri. Biz olasılıklarla ilgili olarak temelde iki önemli şeyi anlayamıyoruz. İlki, atıyorum %70'lik bir kazanma ihtimali aynı zamanda %30'luk bir kaybetme ihtimali demek. Bunu anlayamıyoruz. Ne yazık ki bizim beyinlerimiz %50'den belli bir miktar büyük olan olasılıkların hepsini %100, %50'den belli bir miktar küçük olan olasılıkların hepsini %0 olarak yorumlamaya meyilli. Mesela %85 ihtimaliyle %93 veya %99 arasındaki farkı ayırt edemiyoruz. Bunu yapabilecek mental donanımdan yoksunuz. O nedenle %80 kazanma ihtimalimizin olduğu bir iş yaparken kaybettiğimizde nasıl olup da kaybettiğimizi anlamlandıramıyoruz. Halbuki yola çıktığımızda her 5 denemeden birinin başarısız olacağını biliyor olmalıydık. O deneme ilk denememizde olabilir, 5. denememizde, kimi zaman 7. denememizde. Ama işte
yine de şaşırıyoruz. Bu birincisi. İkincisi, herhangi birinin kazanması kavramıyla spesifik olarak bizim kazanmamız kavramlarının aynı istatistiki kavramlar olduğuna inanıyoruz. Bu tamamen hatalı. Şöyle düşünün, üst üste 8 kere yazı atarsanız hayatta kalacaksınız ama atamazsanız sevdiğiniz bir kişi öldürülecek. Böyle bir oyunu oynamak ister miydiniz? Pek değil, öyle değil mi? Çünkü 8 kere üst üste yazı atabilme ihtimalinizi 1 bölü 258'den %0.4, yani binde 4 kadar küçük bir ihtimal olarak hesaplayabilirsiniz. Ama şimdi şunu düşünün. 100 kişiyi dizin ve ellerine birer bozuk para verin. Yazı tura atmalarını isteyin ve tura atanları eleyin, yazı atanları bir sonraki tura çıkarın. %50 ihtimalli bir oyunda ikinci tura ortalama 50 kişi, üçüncü tura 25 kişi, 4. tura 12 kişi, 5. tura 6 kişi, 6. tura 3 kişi, 7. tura 2 kişi ve 8. tura 1 kişi kalırdı. Öyle değil mi? Şimdi o sona kalan bir kişiyi düşünün. Bu kişi tam 8 kere üst üste yazı atmayı başardı. Yani başlangıçta o %0.4 olan ufacık olasılığı gerçekleştirdi. Nasıl da böbürlenecek, öyle değil mi? İşte zaten ben bu parada bir enerji hissediyordum falan diyecek. Ya sırf bu psikoloji üzerine kurulu var mısın yok musun gibi oyunlar inşa ettiler. Hatırlıyor musunuz o rezillikleri? Hani kutumda büyük hissediyorum falan gibi zırvaları yıllarca beyinlerimize işlediler. Bunu hissediyorum, biliyorum. Ne hissediyorsun kutumda? Da büyük. Yok öyle bir şey. Ama işte herhangi birinin kazanması ile spesifik bir kişinin kazanması ihtimallerini aklınızda aynı şeymiş gibi kodladığınızda bu tür ucube sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Mesela eğer o 100 kişilik oyunu durmadan oynasanız oyunların önemli bir bölümünde 8 kez yazı atarak sona kalan birileri olurdu. Ama o kişi her seferinde farklı biri olurdu. Çünkü hiçbir tekil kişi yazı turanın sonucunu etkileyebilecek bir mental kapasiteye, telepatiye ve benzeri zırvalara sahip değil. İşte aynı psikoloji lotoda da bizi kendi ayağımızdan vuruyor. Birilerine lotonun çıktığını duyuyoruz ve o kişinin biz olabileceğimize inanıyoruz. Halbuki daha az önce söyledim. Türkiye'de sayısal lotoda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimaliniz 622 milyonda bir. 80 milyon kişinin her bir oyun oynadığında herhangi bir kişinin kazanma ihtimali bile sadece %11. Ama o kişinin siz olma ihtimali %11 değil. Bunu anlamanız gerekiyor. Ve işte bunu anladığınızda sırf lise matematiğini kullanarak bile sayısal loto zırvasından neden uzak durmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Bakın daha işi sadece lise matematiğinde tuttum. Bize öğretmeyerek gencecik nesillere ihanet ediyorlar. Ama bir de finans eğitimi almış olsaydınız sayısal loto saçmalığından daha da uzak dururdunuz. Şöyle düşünün, bazı insanlar 1990'lardan beri istisnasız olarak her çekilişe katıldılar ve hiçbir zaman büyük ikramiyeyi kazanamadılar. Haftada ortalama 2 oyun oynansa ve her birine sadece 5 lirayla katılmış olsanız bugüne kadar 8810 lira harcamış olurdunuz. Ama 1993 yılından beri her hafta o 10 lirayı Türkiye borsasına yatırmış olsaydınız 2023 yılına kadar yaklaşık 10 milyon lira biriktirmiş olurdunuz. Ki dolara yatırmaktan falan bahsetmiyorum bile. Ama ya lotoyu tutturursa, o zaman bu söylediğin sayıların hepsi komik kalacak dediğinizi de duyar gibiyim. Haklısınız. En azından haklı olabilirsiniz. Peki haklı olup olmadığınızı objektif olarak gösterebilir miyiz? Evet. Bunun için beklenen değer diye bir kavramı öğrenmemiz gerekiyor. Yine en basitinden yazı tura oyunumuzu ele alalım. Diyelim ki bir oyun size her yazı attığınızda 20 lira ödüyor. Her tura attığınızda ise 10 liranızı alıyor. Bu durumda bu oyunda ortalamada kazanmayı beklediğiniz miktar ne kadar olacak dersiniz? Bunu bulmak için yazı atma ihtimalinizi yazı atarsanız kazanacağınız veya kaybedeceğiniz parayla çarpmanız ve aynısını tura içinde yapıp bu iki değeri toplamanız gerekiyor. Bu örneğimizde yazı gelme ihtimali %50 ve siz 20 lira kazanıyorsunuz. %50 kere 20 10 lira. Tura atma ihtimaliniz de %50 ve bu durumda 10 lira kaybediyorsunuz. Yani %50 çarpı eksi 10 eşittir eksi 5 lira. Bu durumda 10 lira eksi 5 liradan bu oyunda ortalamada 5 lira kazanmayı beklersiniz. Ki gerçekten bu oyunu 1000 kez oynarsanız ortalama 5000 lira kazandığınızı göreceksiniz. Çünkü yaklaşık 500'ünde yazı atıp 20 lira kazanacaksınız. Yani toplamda 10.000 lira kazanacaksınız. Ama 500'ünde de tura atıp 10 lira kaybedeceksiniz.
kaybedeceksiniz. Yani 5000 lira kaybedeceksiniz. Toplam kazancınız ortalama 5000 lira olacak. İşte bu sizin beklenen değer veya beklenen kazancınız. Loto için de aynısını yapabilirsiniz. Yapalım. Türkiye'de sayısal lotoda bugüne kadar kazanılan en büyük ikramiye 247 milyon 659 bin lira ve bu miktar 60 liralık bir kupona vurdu. Bu durumda sayısal loto oynamak mantıklı mıydı dersiniz? Hesaplayalım. 622 milyonda bir ihtimalle 248 milyon lira kazanacaksınız. Ama 622 milyonda 621 milyon 999 bin 999 ihtimalle 60 liranızı kaybedeceksiniz. Bu sayıları çarparsanız sayısal lotoda beklenen değeriniz eksi 59 lira 60 kuruş. Evet, eksi. Yani sayısal lotoya her 60 lira koyduğunuzda zaten 59 lira 60 kuruş kaybetmeyi beklemelisiniz. Tabii ki buna da itiraz edenler olacak. Sonuçta 5, 4 veya 3 sayıyı tutturanlara da belli bir teselli ödülü veriliyor. Öyle değil mi? Öyle tabii ki. Ama bunları kazanma ihtimaliniz ve bunlar karşılığında alacağınız ödül de beklenen değerinizi pozitife çıkarmaya yetmiyor. Hem unutmayın, az önceki hesabı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde verilmiş en yüksek ödülü kazanacağınızı varsayalım. Sayarak yaptık. Yani bol bol hata payı bırakmış olduk. Çoğu zaman oynadığınız lotodan kazanacağınız büyük ikramiye burada hesapladığımızdan çok ama çok daha küçük olacak. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın sayısal loto kesinlikle akıl kârı bir yatırım değil. Evet, pratik olarak sıfır olan o olasılık gerçekleşirse de kazanırsanız bir anda 10 veya 100 milyonlarca liraya boğulabilirsiniz. Ama bunun gerçekleşeceğini rasyonel olarak beklemek için hiçbir iyi nedeniniz yok. Üstelik finansal disiplini olmayan bir şekilde kazandığınız bu paraları uzun vadede elinizde tutma ihtimaliniz de pratik olarak sıfır. Bugüne kadar sayısal lotoda büyük ikramiye kazanmış kişilerin %70'i lotoyu kazandıktan sonraki sadece birkaç yıl içinde bütün kazandıklarını ve hatta daha fazlasını kaybetti. %30'uysa tamamen iflas etti. Çünkü bu kadar büyük miktarlarda parayı yönetmek ciddi bir yetenek ve disiplin işi ve ne yazık ki para yönetme geçmişi olmayan insanlara bir anda para yağdırdığınızda yaptıkları ilk şey bu parayı en hızlı şekilde çarçur etmek oluyor. Yani sayısal loto nereden bakarsanız bakın kötü bir yatırım. Zaten öyle de olmak zorunda. Yoksa kasanın sürekli kazanması mümkün olmazdı. Her loto oynayan zengin olurdu ve nihayetinde loto diye de bir şey kalmazdı. Ama ve bu epey büyük bir ama, eğer ki bu beklenen kazanç değeri yeterince pozitif bir oyun bulabilirseniz o zaman matematiği kullanarak talihi alt etmeniz mümkün olabilir. İşte 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinin sadece 1900 kişilik bir kasabası olan Evart'ta emekliliğe ayrılmış olan Jerry Selby'nin yaptığı da tam olarak buydu. Eskiden işlettiği bir markette yeni bir şans oyununun tanıtım broşürüne rastladı. Windfall adı verilen bu yeni oyunda diğer sayısal loto oyunları gibi 46 sayıdan 6 tanesini doğru bilmenizi istiyordu. Ama bu oyunun diğerlerinden bir farkı vardı. Normalde şans oyunlarında büyük ikramiye dağıtılmazsa o turda biriken paraların bir kısmı veya tamamı bir sonraki tura aktarılır ve böylece büyük ikramiye sürekli büyür. Windfall'da ise 2 milyon dolarlık sınır aşıldığında eğer kimse 6 sayıyı birden tutturamazsa bir sonraki turun ikramiyesi katlanmak yerine o anki ikramiye 5, 4, 3 ve 2 sayıyı bilenlerin kazanacağı ikramiyeye eklenecek şekilde dağıtılıyordu. İşte roll down denen bu olay az önceki hesabımızda göz ardı ettiğimiz 5 veya 4 sayıyı bilme gibi şeylerin değerini birdenbire arttırıyor. Ve bu oyunda beklenen kazancı bir anda dikkate değer miktarda pozitif bir sayıya ulaştırıyor. Bu da şu demek. 2 milyon dolar sınırının aşılıp da roll down'un yaşandığı bir anda yeterince çok bilet alırsanız koyduğunuzdan daha fazlasını kazanmanız sadece mümkün değil, istatistiki olarak neredeyse kaçınılmaz. Bakın 8 Şubat 2010 günü yaşanan gerçek bir roll down olayıyla bunu hesaplayalım. Ondan 4 gün kadar önce 4 Şubat günü yapılan çekilişte büyük ikramiye 1.6 milyon dolara ulaşmıştı ve Windfall çekilişlerinin %98.6'sında olduğu gibi kimse 6 sayıyı doğru bilememişti. Dolayısıyla 8 Şubat'ta yapılacak olan bir sonraki çekilişte 2 milyon dolar sınırının aşılması ihtimali çok yüksekti. Ve bu nedenle loto işletmecileri tarafından bir roll down duyurusu yapıldı. Her roll down duyurusunda olduğu gibi gerçekten de satışlar patladı ve büyük ikramiye 2.9 milyon dolara ulaştı. İşte tam da bu noktada tanesi 2 dolardan 200 bin tane bilet aldığınızı düşünelim.
Yani 400 bin dolar harcadınız. Sizce bundan fazlasını kazanabilir misiniz? Hesaplayalım. Windfall'da 46 sayıdan 2, 3, 4, 5 veya 6 tanesini bilmeniz gerekiyor. 6 tanesini bilerek 2.9 milyon dolar kazanma ihtimaliniz az önce de hesapladığımız gibi 46 faktöriyel bölü 40 faktöriyel çarpı 6 faktöriyelden 9.4 milyonda bir civarında. Tabii 200 bin bilet aldığınız için şansınız 200 bin kat artıyor ve %2 civarına ulaşıyor. Bunu 2.9 milyon dolarla çarparsanız 61.920 dolar elde ediyorsunuz. Bu o harcadığınız 400 bin doları karşılamıyor. Ama iş burada bitmiyor. 5 sayıyı bilme ihtimaliniz bundan çok daha yüksek. 39.028'de bir civarında. Bunu öyle dümdüz 46'nın 5'li kombinasyonu olarak hesaplayamıyorsunuz. Biraz daha kapsamlı bir olasılık hesabı yapmanız lazım. Ama zor değil. 6 sayıdan 5 sayıyı bilmenizi 6'nın 5'li kombinasyonlarıyla bulabiliyorsunuz. Bu 6 ediyor. Seçtiğiniz 6. sayı ise geriye kalan 40 sayıdan herhangi biri olacak ki 6 sayıdan 5'ini doğru bilmiş olun. Yani 40'ın 1'li kombinasyonu veya basitçe 40. Bu ikisini çarptığınızda olasılık hesabınızın pay kısmını elde ediyorsunuz. 240. Paydanızdaysa bütün olasılıklar var. Yani 46'nın 6'lı kombinasyonu. İşte hesaplarsanız bunun 39.028'de bir ihtimale karşılık geldiğini görüyorsunuz. Ve şunu da unutmayın. Normalde Windfall'da 5 bilene sadece 4.000 dolar ödül veriliyor. Yani rolldown olmayan bir zamanda oynarsanız 200.000 tane bilet bile alsanız beklenen değeriniz sadece 583 dolar olurdu. Ama mesela 8 Şubat günü yaşanan rolldown'da 5 sayıyı bilene 4.000 dolar değil 22.096 dolar verildi. Dolayısıyla beklenen değerimiz 583 dolardan 110.000 küsür dolara çıkıyor. Bu da yeterli değil. Ama işte 4 ve 3 bilmeyi de bu şekilde hesapladığınızda karşınıza şöyle bir tablo çıkıyor. Aslında 2 bilene para ödülü verilmiyor ama onun yerine bedava bir bilet veriliyor. Bu da bir sonraki oyunda sizi 58 bin küsür dolar kâra geçirebilecek kadar değerli bir ödül. İşte bunların hepsini topladığınızda beklenen getirinizin 546 bin dolardan biraz fazla olduğunu görüyorsunuz. Hatta ve hatta 6 bilme ihtimalinizi ve 2 bilerek bedava bilet kazandığınız getirileri göz ardı etseniz bile beklenen getiriniz 425 bin 640 dolar çıkıyor. İşte bu başta koyduğunuz 400 bin dolardan çok daha yüksek bir miktar. Yani sırf istatistiği kullanarak kasayı alt edebiliyorsunuz. Ve ne kadar çok bilet alırsanız ekstra kazancınız ve o kazancı elde etme ihtimaliniz de o kadar artıyor. İşte Jerry Selby bunu fark ettiğinde ilk önce birkaç bin dolarlık bilet alarak hipotezini test etti. Ve gerçekten de koyduğundan çok daha fazlası olan 16 bin dolar kazandığında oyunu matematikle alt edebileceğini görmüş oldu. Durumu hemen karısına anlattı ve ikili kısa sürede on binlerce dolarlık bilet almaya ve her seferinde daha fazlasını geri kazanmaya başladılar. Aslında Amerika genelinde yüz binlerce kişinin bu açığı fark etmesini bekleyebilirsiniz. Ama başlangıçta Jerry ve Marge Selby haricinde kimse bunu fark etmedi. Buna rağmen yaşlı ikili sırrı kendilerine saklamadılar. Küçük kasabalarındaki diğer arkadaşlarıyla da paylaştılar. Ve kısa sürede GS Investment Strategies LLC isimli bir firma kurarak hemşerilerinin paralarıyla da Windfall oynamaya başladılar. Ne yazık ki Michigan bu oyunu bir süre sonra iptal etti. Ama 900 kilometre ötedeki Massachusetts eyaletinde Cash Windfall isimli bir diğer oyun hemen hemen aynı kurallarla devam ediyordu. Jerry and Marge Go Large isimli Hollywood filminde de epey isabetli bir şekilde gösterildiği üzere Selby çifti her roll down olduğunu duyduklarında 900 kilometre yol yapıp kuytu bir Red Roof Inn otelinde konaklayarak yüz binlerce biletle milyonlarca dolar değerinde oyun oynadılar. Tabii bu kadar çok sayıda bilet almak pek kolay değildi. O nedenle iki farklı dükkanı neredeyse 7/24 açık kalmaya zorlayarak durmadan bilet basmalarını istediler. Her oyundan sonra ise 9-10 gün boyunca karı koca biletleri tek tek sayarak kazançlarını tespit ettiler. Kaybettikleri biletleri bile çöpe atmıyorlardı. Amerikan Vergi Dairesi denetlemeye gelir korkusuyla
koliler içinde saklıyorlardı. Yani her şeyi işin kitabına göre yaptılar. İlginç bir şekilde yıllarca onları durduran kimse olmadı. Eyalet iki lokasyondan yapılan absürt miktardaki bilet satışını aslında fark etmişti. Ama buna engel olmadılar. Çünkü bu yöntem eyalete de para kazandırıyordu. Üstelik diğer oyuncuların kazanma şansını da hiçbir şekilde azaltmıyordu. Yani ortada bir kuralsızlık yoktu. O sırada Selby'lere rakip bir diğer grup daha ortaya çıktı. MIT matematik bölümünden bir grup öğrenci. Evet, MIT'li gençler de oyunun açığını fark etmişlerdi ve milyonlarca dolar para kazanmayı kafaya koymuşlardı. Ve başardılar da. Selby çifti sadece birkaç yılda 26 milyon dolar para kazandı. Giderleri ve vergileri düştüğünüzde bu 5 milyon dolardan fazla net gelire karşılık geliyordu. MIT'li grupsa 3,5 milyon dolar kar elde etmeyi başardı. Olayın detaylarını o bahsettiğim filmden izleyebilirsiniz. Bayağı belgesel film tadında. İşte böyle. Artık matematik gerçek hayatta ne işe yarayacak diyenlere bu videoyu fırlatırsınız. Ki bu tek örnek bile değil. Mesela Texas'ta bir istatistik profesörü olan John Ginter sayısal lotoda büyük ikramiyeyi tam 4 kez kazandı. Nasıl yaptığını kimse bilmiyor. Stanford ve MIT'de istatistik eğitimi görmüş olan Mohan Srivastava, Kanada'daki kazı kazanlarda daha önceden bilinmeyen bir örüntü tespit ederek oynadığı oyunların %90'ını kazanmayı başarabiliyordu. Ama şunu da unutmayın. Hayatta bir şeyleri öğrenmenin tek amacı pratik kazanç elde etmek olmamalı. Matematik size illa lotodan milyon dolarlar kazandıramayabilir. Ama matematik, farkında olmasanız bile size nasıl düşünmeniz gerektiğini, zorluklar karşısında nasıl orijinal yaklaşımlar geliştirebileceğinizi göstererek uzun vadede gerçekten de milyonlarca dolar kazandıracak başarılar elde etmenizi sağlayabilir. Onu hafife almayın ve dandik bir üniversite sınavının sorularına indirgemeyin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.